Cumhuriyet TV'den herkese merhaba. EYT düzenlemesini konuşacağız. Aslında bir seçim vaadiydi. AKP'nin bir vaadiydi bu. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözüme kavuşturmak. Ama yıllardır konu sürüncemede kaldı. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmalarının son aşamada olduğunu söyledi. Ancak hazırlıklara dair açıklama yapılmıyor. Peki EYT ne zaman çıkacak? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Konuşacağız. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yıllardır gündemde olan bir sorundan söz ediyoruz Sayın Erdursun. 2023 seçimleri yaklaştıkça da bu konu daha da gündeme gelir oldu. Ve Bakan Bilgin de bir açıklama yaptı. Çalışmanın artık bittiğini, son aşamada olduğunu söyledi. Ama ayrıntı bilmiyoruz. Nedir beklenen sizce? Yıllarca neden gündeme gelmemişti? Şimdi artık düzenleme tamamlanma aşamasında. Çözüm bu kadar karmaşık mıydı? Aslında emeklilikte yaşa takılanlar konusu halkın kendi çabalarıyla, milletin kendi çabalarıyla gündeme getirdiği çok önemli bir konu. Siyasi partiler önceleri çok da görmediler EYT'lileri, emeklilikte yaşa takılanları. Daha sonraları son dönemlerde emeklilikte yaşa takılanlar konusu çok kişiyi ilgilendirdiği için ve de çok kişi de aynı zamanda oy potansiyeli olduğu için hükümetin de dikkatini çekti tabii ki. Çekmek zorunda kaldı. Bu konuyla ilgili biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı. Seçimi kaybetsem daha iyi. Bana bu konuyla ilgili bir çalışma getirmeyin. Ben EYT'lilerle ilgili bir düzenleme yapmayacağım demişti. Şimdi peki neden gündeme geldi? Şu anda dedik ya emeklilikte yaşa takılanlar kimler? Uzaydan mı geldi? Yok, bu millet, bu halk, bu millet emeklilikte yaşa takılanlar. Ve haklı olarak bir mücadeleyle seslerini çok duyurunca bu konuda muhalefet de bu konuyu dillendirdiğinde hükümet halkın muhalefetle bir araya gelmesini, bütünleşmesini istemiyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu konuda da bir araya geldiklerini gördüğü anda evet çalışma başlattık demek zorunda kaldılar. Yani 8 ay önce Çalışma Bakanı'na sorduğunuzda gündemimizde yok diyordu, şu anda gündem. Ama artık oraları geçtik. Geçmiş geçmişte kaldı. Önümüze bakacağız. Bu yasanın çıkacağını en yetkili ağızlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı da bu konuyla ilgili evet bütçede bizim paramız var. Biz bu parayı ödeyeceğiz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na da sordukları zaman o da bu konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, açıklayacağız dedi. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı da kabullendi. Şimdi önemli olan bu yasa Aralık ayında çıkacak. Nasıl çıkacak? Mağduriyet nasıl giderilecek? Mağduriyetin giderilebilmesi için yaş şartının nasıl ki 8 Eylül 99 öncesinde yaş şartı yokken sigortalı olan kişiler nasıl emekli olacaklarını biliyorlarsa aynı şartlarda kendilerine aynı hakkın verilmesini istiyorlar. Bu bir yaş meselesi değil zaten. Bu konu anayasal elde etmiş oldukları halkın bir hakkı. Bu hakkın kendilerine geri iadesi. Bu bağlamda da yaş şartı olarak ve olmayarak iki türlü EYT'li vardır Ebru Hanım. Birincisi yaşa tabi olmadan SSK ile 20 yıl kadın, 25 yıl erkek sigortalık süresini tamamlayıp 5.000 gününü tamamlayıp emekli olması. İkincisi de yaşa tabi olarak da geçmişte de zaten bu vardı. 8 Eylül 1999 öncesi SSK'da kadınların ve erkeklerin 3.600 gününe, kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşta emekli olma hakları vardı. Bu aynı hakların geri verilmesini talep ediyor EYT'liler. Evet, şimdi talep bu Sayın Erdursun. Hatta bir federasyon var. Taleplerini dile getiriyorlar ama o federasyondan yapılan açıklamaya baktığımızda bir ortaklaşma söz konusu değil. Yani kapalı kapılar ardında gerçekleşen bir düzenlemeden söz ediyoruz. Peki hükümetin çözümü ne olacak sizce? Yani ne gibi bir formül olabilir masada? Hükümet bu konuda bir yaş sınırı getirebilir. Kadınlara işte 48 yaş, erkeklere 50 yaş getiriyoruz diyebilirler. Bu da çok karşılığı olmaz. Çünkü özünde mağduriyet yaş şartı yokken yaş şartının getirilmesi, EYT ismi üzerinde emeklilikte yaşa takılma konusunun bitmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gündeminden düşmesi için, bunu çünkü Sayın Devlet Bahçeli de çok net söylüyor, Sayın Cumhurbaşkanı da net söylüyor artık, EYT'yi gündemden kaldıracaklar. Bunun için de yaş şartının tekrar getirilerek EYT'nin çözümü gibi böyle bir düşünce varsa bu sefer de amacına ulaşamamış olur.
hükümet mağduriyet kısmen çözülmüş olur. Ama EYT'liler yine meydanlarda, sokaklarda gerçek anlamda haklarını aramaya devam ederler. Böyle bir yaş şartı gelirse ben şaşırır mıyım? Şaşırmam. Kadınlara 48, erkeklere 50 yaş şartı diyebilirler. Ama bakın burada Sayın Cumhurbaşkanı katıldığı programda hep şunu söyler. AK Parti bu konuda çalışma yapıyor der. Ama AK Parti çalışma yapıyor demedi. Çalışma Bakanlığı çalışma yapıyor dedi. Biliyorsunuz iyi olursa benden, kötü olursa ondan. Taktiği devam ediyor burada da. Çalışma Bakanlığı yaş şartı ya da bunun dışında başka bir şartla yasayı meclise getirdiğinde çok da tepki alacağını görecekler. Bu tepkiyle beraber büyük ihtimalle hükümet diyecek ki bu bizim çalışmamız değil. Çalışma Bakanlığı'nın çalışması. Biliyorsunuz Çalışma Bakanlığı halk tarafından seçilmeyen, atanan bakanlar. O bakanlara da bu durumun sonunda yani siz ne yapıyorsunuz, halktan yana değil misiniz, böyle bir çalışma mı olur deyip Cumhurbaşkanı son noktayı koyabilir bunun sonunda. Evet, yaş şartı da yok, prim şartı da yok. Yani geçmişte olduğu şartlarla biz bu hakkı veriyoruz diyebilirler. Şimdi seçim öncesinde AK Parti ve MHP milletvekillerinin en çok zorlanacağı bir meclis toplantısı olacak, EYT toplantısı. Düşünün, birkaç ay sonra seçim var. Millet EYT'liler hakkını ararken yaş şartı getirirlerse, prim gün şartı getirirlerse ona nasıl el kaldıracaklar? O iki arada bir derede kalmış durumdalar. Bu nedenle Çalışma Bakanlığı bir çalışma yapıp getirse dahi bizim söylediklerimiz dışında çok da karşılığı olacağını zannetmiyorum. Çünkü muhalefet bu konuyu çok iyi biliyor. Konuya çok hakim. Ben de kendileriyle görüşüyorum. Ve bu konuyla ilgili büyük ihtimalle de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'dan döndükten sonra bu konuyla ilgili biz tekrar bir araya geleceğiz. Ve bir açıklama da yapacak. Herkesin beklediği açıklamayı yapacak diye ben umut ediyorum. Çünkü kendileriyle ben uzun uzun görüşmüştüm. EYT ve çalışma hayatındaki diğer konuları, başlıkları biz detaylı bir şekilde bütçenin gelir gider dengesine kadar hepsini konuşmuştuk. Şimdi muhalefet de bu konuyla ilgili bir açıklama yapacaktır. Bu açıklamalardan sonra da hükümetin de eğer kafasında yaş ya da prim gününü biraz daha arttırayım gibi bir düşünce varsa bu da ortadan kalkar. Sorumluluk Çalışma Bakanlığı'na yıkılır ve meclisten bizim dediğimiz gibi bu yasa ben çıkar diye düşünüyorum. Ama sadece EYT'lilerin beklentisi, EYT'lilerin yaş şartının kaldırılmasıyla emeklilik hakkı elde etmeleri değil. Aynı zamanda bugün emekli aylıkları en düşük 3500 liraya tamamlanıyor. Yani artık Türkiye'de emeklilik diye bir şey yok. Küçük bir devlet katkısına döndü. Bu devlet katkısı da sizin finanse ettiğiniz bir parayla size küçük bir katkı veriyorlar. Bu nedenle emeklilikte yaşa takılanlar emekli aylığı hesaplama sistemiyle beraber ele alınmazsa, stajyerlerin ve çırakların durumları var, Bağkur tescil mağdurlarının durumu var, prim günü eksik olanların, kadınların doğum borçlanması ile ilgili beklentileri var. Yani aslında emeklilikte yaşa takılanlar birçok konuyu da içinde barındırıyor. O yüzden yani bir tanesine böyle küçük bir dokunuşla bu iş bitmez. Diğer konuların masaya yatırılması gerekiyor. Net bu konuyla ilgili beklentileri karşılayacak önlemlerin, çözümlerin üretilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu konu Aralık ayında mecliste geçtiği anda herkesin böyle davul zurna çalıp mutlu olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü emekli oldu, iyi güzel işten de çıkardılar. Sonra da 3500 lira da emekli aylığı aldı. Yılbaşında da diyelim ki bu aylıklar %50 arttırılsa dahi 5000 lira olacak. Kiralar 8000 lira, 10000 lira oldu. O yüzden de sistem mağduriyetler yaratma üzerine kurulu bir sistem gibi gözüküyor çalışma hayatında. Kimse mutlu değil. İşsiz de mutlu değil çünkü işi yok. İş bulan da mutlu değil. İşi var ama geçimini sağlayacak para kazanamıyor. Emekli olan mutlu değil. Emekli olmuş çalışmak zorunda. Ya, EYT düzenlemesi aslında Ebru'nun ismi EYT ama EYT ile beraber çalışma hayatında mağduriyetlerini insanlar dile getirmek için artık EYT platformunu seçti. Emeklilik Yaşatılanlar Federasyonu, dernekleri kuruldu. Bu insanlar şu anda ekranda da var. Ben bu toplantıdan hepsinde yer aldım. Bu insanlar neden bir araya geliyor? Bakın sendikalar çağırmıyor, siyasi partiler çağırmıyor. Orada ekmek, döner dağıtmıyorlar, ayran dağıtmıyorlar. Bu kişiler Türkiye'nin dört bir yanından işçi sınıfı toplanıp bir araya geliyor. Yani
İşte siyasiler bir yerde bir miting yaptığı zaman Türkiye'nin dört bir yanından siyasi partiler kendi bütçeleriyle o kişileri getirirler. Hatta siyasi parti, şu anki AK Parti iktidarı bile memuru getirmeye çalışıyor, öğrenciyi getirmeye çalışıyor, zorla işçiyi getirmeye çalışıyor. Ve bu kadar kalabalıkları bir araya toplayamıyorlar. Kendiliğinden bu kişiler hakkını aramak için buralara çıktıysa bu işin sonu daha da fazla hak arama mücadelesine doğru gidecek, ben buna inanıyorum ve çok da haklı bir mücadele. Yani Türkiye'de şu anda mesela sendikalar, hiç mi Türkiye'de işçinin sorunu yok? Hiç mi herhangi bir çalışma hayatında sorun yok? Son kaç yıldır bilmiyorum, işçi sendikaları Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle bir miting yapabildi mi? Mesela biz Maltepe'de, Yenikapı'da, Tandoğan'da mitingler yaptık. Sadece sendikalar bize dahil olmaya çalıştı. Ama neden kendileri milyonlarca kişiyi bir araya getirip de bir haklı talepte bulunamıyorlar? Şu insanlar bunları gördü. Bu nedenle de emeklilikte yaşa takılma, sadece bakın emeklilikte yaşa takılma konusu değil. Birçok mağduriyet. Asgari ücret konusunda, yani EYT'li değil ama bu asgari ücrete, asgari ücreti kabul etmeyen kişiler de işte meydanlara geliyor EYT ile beraber. Emekli olmuş ama çok düşük emek dahili alanlar da burada. Birçok konuyu bir araya barındırıyor. Yani Aralık ayında sadece böyle üstün körü geçirecek bir konu değil. Bu konunun uzun, detaylı bir şekilde taraflarını işçi, işveren bir araya toplamamız lazım. Bir de Ebru Hanım, şu anda hükümet geç kalıyor. Açıklamıyor ya kim ne şekilde nasıl emekli olacak. Şu anda devlette de emekli olanlar olacak. Polis, asker, devlet kurumunda çalışanlar. Onların yerlerine kimler gelecek? Bir an evvel açıklanmalı ki kimlerin emekli olacağı belirlenmeli ki birkaç ay önceden o kişilerin yerine gelecek kişiler de eğitimlerini alsınlar. Özel sektör aynı şekilde. Şu anda hiç konuşulmayan bir durum da ben size söyleyeyim. Özel sektörde ya da devlette ayrılanlar kıdem tazminatı isteyecekler emeklilik nedeniyle. Esnaf ve işverenler şu anda hazır mı? Yani sır gibi saklamakla aslında Çalışma Bakanlığı hem devlete hem millete şu anda kötülük yapıyor. Evet. Peki Sayın Erdursun, EYT'de maaş bağlanma oranları ile ilgili bir hak kaybı. Nasıl bir kayıptan bahsediliyor ve bununla birlikte bu hak kaybı telafi edilecek mi? Şimdi Türkiye'de emekli aylığı hesaplama sistemi 2000 yılına kadar farklıydı. 2000 yılında hem kademeli emeklilik sistemi geldi, yani emeklilikte yaşa takılanlar ortaya çıktı. Hem de emekli olacak kişilerin emekli aylığını hesaplama sistemi değişti. Geçmişte taban aylık uygulaması vardı. En düşük bir aylığın altına düşmeyecek. Şu anda devlet memurlarında olduğu gibi onu artık kaldırıyoruz dediler. Taban aylık uygulamasına son verdiler. Büyümeden, gelişmeden pay vereceğiz dediler. 2008'de de bu uygulamayı bir kere daha AK Parti değiştirdi. Yani geçmiştekiler yanlış yapmış. Yaş 58-60. Biz yaşı 65'e çıkartalım. Emekli aile hesaplama sistemini yanlış yapmışlar. Aslında biraz daha düşürmemiz lazım deyip 2008'de emekli aile hesaplama sistemine beraber yeniden 65 yaşına çıkacak bir emekli sistemi geldi. Burada da emekli aylığı bağlama sistemi şu anda şunu öngörüyor. Diyor ki biz aktüaryel dengelere bakacağız. İşte kaç çalışan kaç emekliyi finanse edecek? Türkiye'de de çalışma hayatında düzensizlik olduğu için, özendirici bir sistem olmadığı için birçok kişi, yani birçok dedik hani yaklaşık 10 milyon kişi şu anda kayıt dışı çalışıyor. Göçmenler, sığınmacılarla falan bu rakamlar aldı başını gitti. Şu anda insanlar kayıt dışı çalıştığı için de devlet şunu söylüyor. Çalışan sayısı az, çalışan sayısı az olduğu için aktüaryel dengeleri bozmamak için emekli etmeyelim. Bunun üstüne kurulmuş bir sistem. Emekli ettiklerimize de az emekli aylığı verelim ki uzun yıllar emekli aylığı verebilelim. Yoksa emekli aylığı veremeyiz. Ama hiçbir tanesinin aklına şu gelmiyor. Madem biz çalışan sayısını niye arttırmıyoruz? Biz kayıt dışının önüne geçersek, çalışan sayısını arttırırsak bunlara gerek yok. Emeklilik nedir? Çalışma hayatından çıkmak anlamına gelir. Yıllarca çalışmışsınız, artık yorulmuşsunuz, ruhen bedenen yorulmuşsunuz. Çalışma karşılığında sizden de her ay prim kesilir. Bunu devlet ödersiniz, işçi işveren sizin adınıza öder. Emekli olduğunuzda toplu bir para alırsınız, aylık bir para alırsınız, geçiminizi sağlarsınız. Mesela İsviçre'de böyle, Almanya'da böyle. Türkiye'de nasıl? Yıllarca çalışırsınız, düşük bir ücret alırsınız, geçiminizi zor bela sağlarsınız, emeklilik hayali kurarsınız, toplu para alamazsınız, emekli aylığınıza da kiranızı ödeyemezsiniz. Sonra size emekli oldunuz derler. Şu anda Türkiye'de emekli olan kişiler en zor işleri yapıyor. Gece bekçilerin hepsi emekli. Merdiven temizleyenler, kadınlar emekli.
en zor, yani aslında hayatının en güzel dönemlerinde yıllarca çalışmış, prim ödemiş, torunlarıyla, çocuklarıyla zamanını geçirip gezip tozacağı dönemde, biliyorsunuz Avrupalılar, Amerikalılar böyle yapıyor. Normal emeklilik böyledir. Ama bizde maalesef emekli olan kişilerin tek derdi şu: emekli olduktan sonra acaba beni işten çıkartırlar mı? İkinci bir iş bulabilir miyim? Bir eş dost aracılığıyla bana bir iş birileri bulabilir mi gibi bunun endişesini, kaygısını yaşıyor. Demek ki Türkiye'de emekli aylığı hesaplama sistemi yanlış. Emeklilik diye bir şey yok. Sadece herkes düşük emekli aylığı almıyor Ebru. Türkiye'de ortalama emekli aylığı 4.600 liradır. Bakın ortalaması tüm emeklilerin. %10 iyi emekli aylığı alır. Çünkü kurumsal firmalarda çalışmıştır, primleri yüksekten yapmıştır. Bugün 15 bin lira, 20 bin lira civarında emekli aylığı alanlar var. Ama bunun oranı %10 bile değil, %7, %8. Ya %92, %93? %92, %93'ün ortalama aylığı 4-5 bin lira. Bu rakamlarla da biz bu kişilere emekli oldu diyemeyiz. Şu anda asgari ücret kişi var, 7,5 milyon kişi. Bu kişiler emekli olduğu zaman bugünün parası 3.500 lira emekli aylığı almak için uğraşıyor. Şu anda büyük bir kısmı, biz öncelikli korumuzda ya tabii ki emeklilikte yaşa takılanlara yasal hakları verilsin diyoruz, ama emekli olacakların belki de %70'i de 3.500-4.000 lira bandında emekli aylığı almak zorunda kalacak. O yüzden emeklilikte yaşa takılanlar konusu Ebru Hanım çok kolay kolay bitecek bir konu değil. Yani hükümet bakalım çalışmasını yapıyor, ortaya koyacak. Muhalefette bu konuyla ilgili çalışmalarını ortaya koyacak. Millet hakem olarak izleyecek. Birkaç ay sonra da gidip oyunu kullanacak. Peki, çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yayın konuğumuzdu. Noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.